Ve öğrencilerin ders temposuna ara verip tatil dönemine girmesine de artık sayılı günler var. Yarı yıl tatili 23 Ocak'ta başlayacak. Peki tatil döneminde öğrenciler ne yapmalı? Ebeveynlere nasıl görevler düşüyor? CNN Türk muhabiri Buse Deviren uzman konuyla aktaracak şimdi. Evet, tatile girmeye sayılı günler kaldı. Öğrenciler de heyecanla tatil için geri sayıma başladı. Peki bu süreçte öğrenciler ve ebeveynler neler yapmalı? Tatili nasıl verimli geçirmeliler? Çocuk ve ergen psikiyatristi Melek Gözde Luş'a soracağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederiz, sağ olun. Neler yapmalı öğrenciler? Şimdi kısa bir tatil süreci ama verimli de geçirmek istiyorlar. Öncelikle şunu unutmamak gerekir. Tabii bu çocuklar için aslında bir dinlenme. Amaçlı bir ara vermek. Yani ailelerin bazen şunu yaptıklarına şahit oluyoruz. Sanki okul devam etmeliymiş, okuldan kopmamalıymış çocuklar gibi bir endişe içerisinde kapılabiliyorlar veliler. Ya da hani sanki derslere ufak bir ara verirsek her şeyin ucunu kaçıracakmışız gibi bir panik havası sergileyebiliyorlar. Aslında buna kapılmamak yerinde. Çünkü tatilin amacının şu olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çocukların aslında dinlenmeye de ihtiyaçları var. Çünkü hem fiziksel olarak zorlanıyorlar. Zor bir süreç geçirdiler. Özellikle sınavlara hazırlanmak zorunda kalan yaş grupları için gayet zorlu bir maraton aslında oluyor bu durum. Ve tabii aslında bu endişeler çocuklara da yansıyor. Hem öğretmenlerin hem velilerin. İşte çok fazla mesela ödev verildiğine şahit oluyoruz. Yani gerekli olan kısmı tabii ki yapılmalı olan ödevler hariç. Ama hani çocukların aslında neredeyse hani devamlı her gün bir şeylerle uğraşması gereken bir program sergileyebiliyorlar bazen öğretmenlerde, velilerde. Bunu aslında gözden kaçırmamak, yani bunun aslında olmaması, daha böyle dinlenmeye yönelik bir plan program yapılması uygun olur. Keyifli aktiviteler hiçbir zaman unutulmamalı. Saatleri planlamayı çocuklar öğrenebilir. Bu öğretilebilir. Ve ondan sonra da diyelim ki uzun süre bir şeyle uğraşmak istiyorsa çocuk, ondan keyif alıyorsa bunu bırakmayı, belli bir saatte aslında ona ara vermeyi, sonra da başka bir aktiviteye geçmeyi öğrenebilir çocuklar. Bu anlamda aslında iyi bir dönem. Bunu kullanmaları gerekir velilerin. Ve dediğim gibi aslında dinlenmek için ne yapılması gerektiğini çocukla konuşarak karar vermeli. Bazı çocuk müzik dinlemeyi seviyorsa, bazı çocuk belki oyun oynayacak, belki bilgisayar oyunu oynayacak belli bir süre. Belki bazı spor yapacak, işte dışarıda oyun oynamayı seçecek. Yani bunu aslında biraz da çocuğun keyif aldığı, istek duyduğu aktiviteleri göre yönlendirmek gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Yani öğrencilerle ebeveynler ortak bir karar vermeli diyorsunuz. Kesinlikle. Çok sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz. Evet, tatil artık sayılı günler kaldı. 23 Ocak tarihinde artık öğrenciler tatile girecekler. Ebeveynlerin de uzmanımızın söylediği gibi planlayarak, öğrencilerle, çocuklarıyla konuşarak bir program hazırlaması öneriliyor diyelim. Ve biz sözü bulduğumuz bu noktadan yeniden size merkeze bırakalım.